Mescid-i Nebevi'den Cuma akşamından 9 Haziran Cuma akşamından herkese hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu bölüm 25 numaralı ve 26 numaralı bayanların olduğu sol arka köşe diyebiliriz. Şu anda otoparkta biraz geciktiğimiz için Mescid-i Nebevi'nin içi kısmı dolmuş, çatıya yönlendiriyorlar. Aynı şekilde de bayan bölümünde de iç kısımlar dolduğu için bahçede bayanları muhafaza ediyorlar. Haç kafilelerinin yoğun bir şekilde Medine'ye gelmesinden dolayı bugünlerde Medine haç bereketini yaşıyor. Ramazan'da biliyorsunuz buralarda iftar heyecanı vardı. Ondan dolayı iğne atsanız yere düşürmüyordu. Herkes iftarı Mescid-i Nebevi'de açabilmek için erkenden Mescid-i Nebevi'ye geliyor ve yerlerini alıyordu. İftar saatine kadar da sofra başlarında bekliyordu. Sofra sahipleri de onlara iftarlıkları ikram etmek için ikindi namazından sonra hazırlıklarını yapıp iftara kadar sofraları hazır ediyorlardı. Burası sol arka köşe, dediğim gibi mescidin kuzey tarafı. Şu solda kalan bölümler de mescide yeni ilave edilecek bölümler. Mescid-i Nebevi genişletilecek. Mescid-i Nebevi'nin etrafında çok büyük kısımlar istimlak edildi. Yıkımlar devam ediliyor, kapatıldı. Tabii bölgede yeni otel yapımları da olacak. Aynı şekilde Cennetül Baki'de de kıble yönüne doğru genişletmeler olacak. Şu an çevre yolu olan kısım da, orada da kapatma oldu. Orayı da genişletecekler. Akşam vakti olunca hava serinledi ama gündüz cuma vakti ve akşama kadar 42-43 derecelik bir sıcaklık vardı. Cuma'dan sonra da bizim yüzümüz yanmış. Çünkü aracı dışarıya park etmiştik. Bir 10 dakika yürüdük. Elimiz yüzümüz hemen o güneşin hararetinden yanmış. Olsun, buna da değer. Sağlığımıza dikkat ettiğimiz ölçüde diğer şeyleri çok fazla umursamıyoruz. Buradan faydalanmak, Resulullah'ın huzurunda namaz kılmak, ona selam vermek, onunla birlikte olmak bizleri mutlu ediyor. Dolayısıyla her türlü şeye katlanıyorsunuz. Erkenden gelip Mescid-i Nebevi'de bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Nafile namaz kılıyorsunuz vesaire. Sabahki videoda da söyledim. Öğlen de aslında bir video çekmiştim ama kamera merceği çok ısındığı için kontrol ettiğimde atlamalar olmuş. O yüzden o videoyu yüklemedim. Cuma namazı çıkışında da gerçekten daha önce de videolarını çekmiştim. Muhteşem bir manzara vardı. Aynen Mescid-i Haram'da, Kabe'de namaz sonrası insanların Mescid-i Haram'dan boşaldıkları gibi Mescid-i Nebevi'nin de çatı katından, içerisinden, avlusundan kardeşlerimiz cuma namazı sonrası ayrılıyorlardı. O görüntüleri çekmiştim ama dediğim gibi kamera merceği yüksek sıcaklıktan ısındığı için görüntüleri yükleyemedim. Şimdi akşam vakti, akşam namazı sonrası Ravza randevumuz var. Onun için ön tarafa gidiyoruz. 38 nolu kapının olduğu bölgeye namazı eda ettikten sonra hızlı bir şekilde inşallah Ravza için sıraya geçeceğiz. Çünkü
ara çok kısa. Biraz geciktiğiniz zaman yoğun kuyruktan dolayı, yoğun ziyaret etmek isteyen kardeşimizden dolayı girilemeyebiliyor içeriye. Evet, şuradan arkadan kapıdan dolanın namazı farz ede başladılar. Ön tarafa doğru geçeceğiz. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veddâlin. Evet, akşam namazında kıraat devam ediyor. Biz de hemen namaza duracağız. Kıraat bitsin, videomuza son verelim. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ravza-i Şerif'teyiz. Resulullah'ın huzurundayız. Peygamber Efendimiz'in hücre-i şerifleri. Peygamber Efendimiz'in demir parmaklıkların hemen arkasında metfun bulunuyor. Evet. Minberimle evim arası, hücrem arası cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği alan burası. Hemen karşıda Peygamber Efendimizin minberi yer alıyor. Burası Peygamber Efendimizin namaz kıldırdığı mihrabı. Ve şöyle baktığımız zaman karşı tarafta Peygamber Efendimizin de hücresi yer alıyor. Hemen bu soldaki ikinci... Tamam. Burada bakın iki tane kahverengi renkli sütun var. Önden birinci sütun değil, Kur'an-ı Kerim rahlelerin olduğu sütunlar değil. Bu aradaki sütunlar, bir tanesi Tevbe sütunu dediğimiz Ebu Lübabe'nin Hendek Savaşı'ndan sonra son kalan Yahudi kabilesine ona ne olacağını haber vermesinden dolayı hata yaptığını anlayıp daha sonra Tevbe istiğfar ettiği ve kendisini direğe bağladığı sütun, Tevbesi kabul olmuştu. Bu ikinci sütunda Hazreti Ayşe sütunu dediğimiz muhacirlerin altında bulundu ve önemli sütunlardan bir tanesi. Bu iki sütun arasında kılmak eftal, cennet bahçesi dediğimiz alan, gördüğünüz gibi dar bir alan, minberin olduğu bölüm. Hemen şu karşıda müezzin mahfili var. Müezzin mahfilinin ön tarafıyla birlikte 1, 2, 3'den sayarsak buradaki bir 18-20 sütunluk bölüm Ravza'nın içerisinde yer alıyor. Daha önce bu sütunlar, bu bölümdeki halılar yeşildi ama daha sonra tamamen yeşile büründürüldü. Hemen bu sağdaki hücreye bitişik ilk sütun Peygamber Efendimizin elçileri karşıladığı sütun. Onun arkasında Peygamber Efendimizin muhafaza eden, bekçilik yapan kişilerin olduğu sütun var. Arkasında da yine bir başka sütun söz konusu. Evet. Ravza'dan çıkanların hemen Resulullah'ı selamladıktan sonra buradan ayrılıyorlar. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya hayra kalbillah. Esselatu vesselamu aleyke ya nura arşillah. Esselatu vesselamu aleyke ya men şerrafahullah. Esselatu vesselamu aleyke ya hayra kalbillah.
salatu ve selamu aleyke seyyidil evveline vel ahirin ve selamun alel mursalin elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, burada Hücre-i Saadet var. Tabi Hücre-i Saadet'in de bu bölümün arkasında da yine Peygamber Efendimiz'in mezarını çevreleyen beşgen bir yapı var. Peygamber Efendimiz o beşgen yapı içerisinde sandukası, en başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Hemen onun yanı başında, ondan sonraki halifemiz, Resulullah'ın hicretteki dostu Hazreti Ebu Bekir var ve onun yanında da Ömer bin Hattab var, adaletiyle ünlü. İşte burada Muhammed Resulullah yazıyor. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu aleyküm ya Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Esselamu aleyküm ya Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. Buraya geldiğimiz zaman sahabe efendilerimize de, Ebu Bekir ve Ömer efendilerimize de selamlarımızı iletiyoruz. Rabbime bu ziyareti nasip ettiği için sonsuz hamdü senalar olsun. Sizlere de Rabbim bu mekanları ziyaret etmeyi, Peygamber Efendimizin huzurunda namaz kılmayı, yanı başında namaz kılmayı nasip eylesin. Rabbim gerçek mekanlarımızı cennet eylesin. Dünya ve ahiret saadetine ulaştırdığı kullar zümresine dahil eylesin. Hac etmek üzere gelen kardeşlerimize Rabbim hacı olmayı nasip eylesin inşallah. Rabbim inşallah sizlere de. İnşallah, hep diyorum inşallah kelimesini duaların içerisine katmayalım diye, ama Rabbim sizlere de nasip eylesin bu mekanlarda bulunmayı, umreler yapmayı, hac etmeyi, Peygamber Efendimiz'i bizzat gelerek burada selamlamayı nasip eylesin. Evet, sağ tarafta da hemen sıra ile selamlama kapısı açık. Oradan da Resulullah'ı kardeşlerimiz selamlıyorlar bazen. Selamlama kapısından güvenlik güçlerinin böyle hafif boşluğunu bulup içeriye girmek isteyen kardeşlerimiz oluyor. Görmezden geldikler oluyor ama çoğunlukla müsaade etmiyorlar. Nereye giderse hemen kardeşimizi çıkarıyorlar. Şu an akşamla yatsı namazı arası Ravza'ya girmek için de epey bir sıra var. Evet, yine Resulullah'ın ravzasının karşısı Peygamber Efendimiz'e salat ve selam verenlerle, dua kılanlarla dolu. Zaman zaman buradaki bariyerler kaldırılıyor. Zaman zaman genişletiliyor. Ne zaman nasıl bir güvenlik önlemi alınacağını kestiremiyoruz. İçeride sütunları alelacele tanıtmaya çalıştım ama umarım faydalı olmuştur. Hemen ilk Kur'an-ı Kerim rahlelerin olduğu sütunlar değil de ikinci sıradaki sütunlar ve geriye doğru Resulullah'ın hücresine bitişik 3 tane sütun var. O sütunlar bir anlam ifade ediyor. Onun dışında diğer sütunlar hücre içerisinde, cennet bahçesi içerisinde yer alan sütunlar. Zaten Ebu Lübabe tövbe sütunu dediğimiz, yine Hazreti Ayşe sütunu dediğimiz sütun diğer sütunlardan farklı. Direkt baktığınız zaman onda böyle içleri kahverengi renkli dikdörtgen yapıda mermerler mevcut. Onlarla ayırabilirsiniz. O iki mermerin arasında, sütunun arasında namaz kılmak eftal olanı Resulullah'tan sonra oraları bilen kardeşlerimiz azami ölçüde o bölgede namaz kılmaya dikkat ediyorlar. Şimdi daha çok ziyaretçi içeriye almak için o bölgenin tamamını, hatta mescidin tamamını yeşil haliyle kapladılar. Ondan dolayı bazen gerçek
cennet bahçesi diye tarif edilen alanın dışında namaz kılabiliyor kardeşlerimiz. Çıkışta da söyledim, Ravza'nın çıkışında, Rabbim gerçekte cennette buluşturdu kullarından eylesin. Hem Hicri İsmail'de namaz kılarken Kabe'nin içerisinde namaz kılmış gibi oluyoruz. Burada da cennet bahçelerinde bir bahçedir müjdesine nail olabilmek için kılıyoruz. Rabbim sonumuzu, ahiretimizi güzel eylesin. Razı olacağı bir şekilde misafir eyledi. Firdevs cennetlerine, naim cennetlerine ulaştırdı. Kullar zümresine dahil eylesin. Mescid-i Nebevi'den bir akşam vakti Ravza ziyaretiyle sonlandırdık. Videonun ortasında veda etmiştim akşam namazına durmak için. Bu videoyu akşam namazı öncesiyle birleştirip tek bir video yapacağız ve sizlere sunacağız. Tekraren Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Ravza'dan, Resulullah'ın huzurundan bugünkü videomuzu da sonlandıralım. Bir başka videoda, bir başka mekanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.